başladı başkan. Evet. Anayasa reformu, referandumu. Aslında hepimizi kökünden ilgilendiren, tüm bu bile ilgilendiren bir soru. Nedir oyunuz? Serdar Özkan'ın oyunu diyorsanız, tabii ki hayır. Hayır. Şimdi gerekçesini söyleyeyim. Şimdi yalnız bu hayırı dedikten sonra şunu da ifade etmem lazım. Hepimiz bireyiz, tüm mali müşavirler. Hepimizin belli ölçüde siyasi görüşleri var. Ama Öncü Mali Müşavirler Birliği grubu tamamen meslek odaklı, siyasi olarak yapıya ben zaten Serdar yakınlığı olmayan grup olarak sormadım. Oyunuzu direkt sordum. Bak. Evet. Grubun oyu demek. Dolayısıyla biz bu konuda biz bu konuya biraz dikkat etmeye hassasiyet yani gösteriyoruz. Çünkü zaten böyle bir tahakküm kuramazsınız grupta canım. Öyle bir şey olmaz yani. Şimdi böyle. Neden zaten o ben şey var. Hazırladık biz koyacağız. Yalancı hayırcılarla yalancı evetçiler var. Böyle işte meslek mensubu olduğu, o da eğer diyelim ki solun yanındaysa işte onun içerisinde kendisi de ben de hayırcıyım diyor ama rüzgara göre yelken açanlar var, evetçiler de var. Var. Yalancı evetçi hayırcı şu var. Şu anki tablo onu gösteriyor. 11'inde şeyi okumanızı öneririm. Postada mı yazıyor? Postada yazıyor. Ertuğrul Akbal. Postanın şeyi ya, 3. sayfa yazar. Yani şeyin önemli bir şeydir. Tak 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 böyle tespitleri yerine oturtur. Evet, siz ayrıcısınız. Gerekçeleri de tabii ki dinlemek isteriz. Ben farklı bir şey söyleyeyim orada. Şimdi bakın, grubun kurulmasından ya da hep demokrasiden bahsediyoruz. Çoğulcu katılımdan bahsediyoruz. Hiç tekten bahsetmiyoruz. Şimdi demokrasi tabii başkanlık sistemine yani karşı mısınız? Eyalet sistemine, başkanlık sistemine kısa kısa gidelim. Karşıyız. Karşısınız. Üniter yapı korunsun, başkanlık olmasın. Evet. Şimdi başkanlık peki, işte bu şekliyle bakın Türkiye şu anda böyle bir yapıya ne demokratik altyapısı ne siyasi altyapısı uygun değil. Özü bu aslında. Şimdi başkanlık ille de olmayacak diye bir düşüncemiz yok. Ama Türkiye'nin şartları şu anda bunu kaldırabilecek seviyede değil. Çünkü Türkiye'deki kamuoyunu ya da halkı biz çok politik görmüyoruz. Apolitik görüyoruz. Yani şu an destekleyen evetçilerin ya da hayırcıların genel çoğunluğuna baktığımız zaman bir liderin peşinden giden, 18 maddeyi okumayan ya da demokrasi bunun neresinde ya da kendisine ne getirip götüreceğini bilmeden evet diyor ya da hayır diyor. Şimdi bu şekilde bu olmaz. Demokrasinin gelişimine baktığımız zaman insanlık tarihi de öyle zaten. 1800 işte 1788'lerden başlayıp 250 yıllık bir gelişim var. Gerçek anlamda demokrasinin dünyada oturduğu, şekillendiği. Çok uzun bir süre değil. Az bir süre değil ama. Maalesef evet. Süremiz yeter takarız konuşmak isterseniz. Önemli değil. Yani söyleyecek çok şey var. Evet. Çok konuşulacak konu var. Ama önemli olan Türkiye'nin birliği, bütünlüğü kesinlikle vesairesi böyle Orta Doğu'nun o Orta Doğu haritasının üzerimizde gerçekleşmemesi. Bunun için çaba sarf etmek lazım. Rejim değişikliği çok erken, böyle bir rejim değişikliğine de ihtiyaç yok. Rejimimiz belli ama zamanlama kötü her bakımdan. Bize bir şeyler çağrıştırıyor aslında bu yönetim. Şöyle çağrıştırıyor. Bir kişinin iki dudağı arasında ne ülke yönetilebilir. Ne demek istiyorsunuz? Bizde çok benzerlik yanı mı var? Aynen öyle diyorum. Ne ülke yönetilebilir ne belli gruplar, belli yapılar, kurumsal yapılar yönetilebilir. Şimdi